açık olsun. Haydi güle güle. Ünlü iş adamı Asil Nadir'e telefon açıyor. Alınan sıkı güvenlik önlemleri altında. Eğer o kaçak yapıyı... Ama gördüğümüz kadarıyla çevredeki tüm bloklar 16'şer taklı. Çiftliğe satılmak istenen arazilerin çok önemli bir özelliği var. İyi akşamlar. Açtık alında. Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden canlı yayınla devam ediyor. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Nazım Hikmet Kültür Merkezi hınca hınç dolu. İğne atsanız yere düşmeyecek durumda. Ayrıca bir bu kadar seyircimiz de içeriye giremedi. Onlar da dışarıda televizyon ekranlarından Halk Arenası özel canlı yayınını izliyorlar. Coşkuyla başladık ama içimiz kan ağlıyor. İçimiz kan ağlıyor çünkü Karaman'ın Ermenek ilçesinde yine maden işçilerimiz göçük altında kaldılar. Ölüm kalım savaşı veriyorlar. Allah'tan umut kesilmez. Dileriz salimen çıkarılırlar. Ama maalesef geçmişten çok acı anılarımız var. Daha Soma faciasının acıları yüreklerimizde tüm canlılığıyla yaşarken bir de bu felaket ortaya çıktı. Biraz önce Sayın Muharrem İnce'nin Twitter'a verdiği bir mesajı gördüm. Diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın, Ermenek'e giden Cumhurbaşkanı'nın güvenliği için alınan önlemlerin şöyle çeyreği o işçilerin şu anda yer altında hayat memat savaşı veren o işçilerin güvenli bir biçimde çalışabilmesi için alınmış olsaydı, şu anda onlar da bizler gibi Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor olacaklardı. Yazık, çok yazık. İnsan hayatının bu kadar ucuz olması fevkalade üzücü. Bir başka üzüntümüz,
Diyarbakır'da 8. ana jet üstünde görev yapan bir assubayımız Necdet Aydoğdu pazarda alışveriş yaparken eşiyle birlikte arkasından yaklaşarak kahpece kurşun sıkan teröristlerin hedefi oldu. O da şu anda bir ölüm kalım savaşı veriyor yoğun bakımda. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Amin. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ailesine ve hepimize geçmiş olsun diyoruz. Amin. Hain bir tezgahla karşı karşıyayız. Bizi birbirimize düşürmek, kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorlar. Aman ne olur bu oyuna da gelmeyelim. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlerin bu hain oyununa gelmeyelim sevgili seyirciler. Şimdi ben değerli konuklarımızı sizlere takdim ediyorum. Dünyaca saygın Sümerolog, bilim insanı, ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş, yanılmıyorsam 24-25 yaşına kadar Atatürk'ün yaşadığı yılları görme mutluluğunu elde etmiş, bir Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, Sayın Doktor Muazzez İlmiyeçi. Yine dünyaca saygın bilim insanı, o da büyük bir Atatürkçü, Atatürk'ün düşünce sistemini bilen, savunan ve onun izinde giden Cumhuriyet aşığı Profesör Celal Şengör. Programımızın ilk bölümünü Sayın Çığ ve Sayın Şengör'le yapacağız. Eski Genelkurmay Başkanlarımızdan Atatürk kitapları yazarı Sayın Emekli Orgeneral İlker Başbuğ da programın ikinci bölümünde bizimle birlikte olacak. Çünkü şu anda bir etkinlikte Sayın Başbuğ. Ben programımıza geçmeden önce Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar'a hem bu muhteşem atmosferi yarattığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi gibi harikulade bir sanat ortamını yeni mahallelere sunduğu, Ankaralılara sunduğu için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu akşam çok büyük, her yıldan daha coşkulu bir yürüyüş yapıldı ve daha sonra buraya geldiniz. Kendisiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan, o da bu yürüyüşteydi. Ankara Milletvekili Levent Gök, ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Sayın Levent Gök, o da vardı. Sayın Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan şu anda bizimle birlikte. Onunla Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu çok daha büyük bir anlam kazanıyor, sağ olun. Ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, o da bu yürüyüşteydi. Muazzez Hocam, sizden başlayalım. Büyük Önder Atatürk, şu anda yaşıyor olsaydı, Türkiye nasıl olurdu? Kaçardı. Kaçar mıydı? Kaçardı. Ben böyle şey istemem diye kaçardı. Bilmiyorum ne yapardı. Ama hakikaten çok üzülüyorum. Ne yapardı bize? Şimdi şu topluluğu görüp buradaki yaşananları duysaydı çok sevinirdi. Hakikaten. Çok sevinirdi. Ama işte memleketteki olanlar
Herhalde onu çok çok fazla üzerdi. Ama büyük bir devrimin karşılığını görüyoruz. Görmekteyiz. Karşı devrim. Evet. Evet, çok büyük bir devrim yaptık tarihte. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani Avrupa'nın Rönesansını 400 senede yaptığı Rönesansı biz bu 90 yıl içinde yapmış olduk. Hani öyle bir devrim, ben zaman zaman düşünüyorum, şaşıyorum. O 15 yılda yapılan, atılan adımlar bizi bugüne getirdi. Eğer o günkü adımlar o kadar güçlü olmasaydı bugüne gelmemize imkan ve ihtimal yoktu. Bunu herkes anlasın. O günkü adımlar o kadar güçlüydü ki hakikaten ben şaşıyorum. Atatürk o zaman şunu demişti: Türk milleti zekidir, çalışkandır. Sonradan biliyorsunuz Aziz Nesin %60 aptal dedi. Ben bir yazımda daha da çok dedim. Aptal dedim. Yazdığıma pişman oldum. Şimdi görüyorum, düşünüyorum. Hayır, bizim milletimiz tam Atatürk'ün dediği gibi akıllı, zeki, çalışkan, yalnız önleri açılırsa, yalnız ellerinden tutulursa halkımız. Bakın, bu 80 yıl içinde sanattan haberimiz yoktu, müzikten haberimiz yoktu. Yani her şey günahtı. Müzik günah, resim günah, efendim heykeltıraşlık günah, her şey günah, sanat. Bugün bu 80 yıl içinde dünya çapında heykeltıraşlarımız, dünya çapında ressamlarımız, dünya çapında efendim balerinlerimiz, ondan sonra neydi onun ismi? Bestekarlarımız. Meşhur. Ay, bir anda getiremedim. Fazıl Say mı? Efendim? Fazıl Say'ı mı söyleyeceksiniz? Fazıl Say tabii, o başka. Yani bakın müzisyenlerimiz. Ama, bakın hocam. Her türlü sanat. Fazıl Say gibi dünya çapında bir... Her ismimiz var ama onun başına gelmedik kalmadı bu dönemde. Öyle değil mi sevgili dostlar? Fazıl Say'ı biz... Böyle pamuklar içinde sarıp korumamız gerekirken ve alkışlara gark etmemiz gerekirken Fazıl Say'a şu dönemde yapılanlar herhalde pişmiş tavuğun başına bile gelmemiştir. Şimdi ama... Yani göklere çıkartılması, tac edilmesi gereken dünya çapındaki bir ismimiz nasıl neredeyse cezaevine atılacak. Bu hükümetin bütün ramak şeyi... kaldı cezaevine atılmasına. Sanata karşı bu hükümetin bütün şeyi. Bakma sen şöyle böyle. Bugün tiyatro yerleri kapanıyor bilmem ne. Sanata karşı bu hükümetin yaptığı yahut da daha önceden yavaş yavaş başladı şeyimize, bu güzel devrimimize karşı olarak. Birçok şeyler oldu. Bu sanata karşı geldi. Ama ona rağmen ben diyorum, dünya çapında insanlar yetiştirdik. Bilim adamları yetiştirdik. Ya o bilimden haberimiz yok. Biri yanınızda oturuyor hocam. Okumakta işte öyle. Siz varsınız. Ödül alan bilim adamlarımız. Yani şeyimiz yoktu. Kadınlarımız. Kadın nerede? Adı yoktu kadının. Kadının adı yoktu. Bugün kadınlarımız o zamandan daha her şeyde son derece beşerli kadınlarımız oldu.
iş hayatında. Acaba Atatürk'e kızmalarının ve onu unutturmaya çalışmalarının bir nedeni de kadına gösterdiği saygı mıdır? Ben kadına gösterdiği saygının ona yapılan saygısızlıkta büyük rolü olduğuna inanıyorum. Gayet tabii. Şimdi evvela kadını uyutacaksın, kadını yok edeceksin ki devrim yok olacak. Devrim çünkü kadının üzerinde. Evvela başörtüsüyle başladılar. Başını kadın örttü mü o zaman güzel. Yani devrime neydi onun ismi? Başarılı olmuş oluyorlar. Kadının başı örtüldüğü zaman. Ama bunda en büyük kabahat. En büyük kabahat. Bütün bu şeyi elde etmiş olan kadınlarımız. Yani bütün kadınlarımız ve bu hususta bunları anlayan erkeklerimiz tepkilerini asla göstermediler. Ben 1980'den beri bu hususta yazdım, çizdim, konferanslar verdim. Bunun bütün neticesini neden olduğunu ama maalesef ne kadınlarımız ne erkeklerimiz bu yolda gitmedi. Peki hocam, serbest bıraktılar. Peki hocam, size biraz sonra Cumhuriyet'in ilan edildiği günleri soracağım. Buyurun. Ve o yılları soracağım. Ama Sayın Şengör hocama da yine aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Eğer Büyük Önder Atatürk yaşıyor olsaydı bugünkü Türkiye'nin görünümü nasıl olurdu hocam? Benim Atatürk'ün yaşadığını farz edersek bugün Türkiye'nin nasıl görülebildiğini tahmin edebilmek çok zor. Şu bakımdan çok zor. Atatürk çok orijinal düşünen bir adamdı. Diyemeyiz ki Avrupa'ya benzerdi. Diyemeyiz ki Amerika'ya benzerdik. Atatürk çok orijinal bir ülke yaratıyordu. Çok dinamik bir düşünce çok dinamik sistemine sahip. Yani Atatürk'ün en önemli vasfı, bakın Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet Halk Partisi programı ilk defa çıktığı zaman 1935'te Atatürk'e diyor ki paşam bu partinin doktrini yok diyor. Atatürk bak çocuğum diyor. Elbette yok diyor. Doktrin diyor hareketi dondurur. Biz diyor sürekli yenilik getiriyoruz diyor. Dolayısıyla şuradan başlamak lazım. Atatürk hayatta olaydı. İkinci Dünya Harbi'nin seyri nasıl olurdu? Bakın, sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Bütün dünyayı ilgilendiren bir savaştan bahsediyoruz. Atatürk hayatta olaydı, o savaş ne zaman biter? Olurdu. Olurdu çünkü Atatürk bu savaşın olacağını önceden görüp söylemiş. Ama ben eminim Atatürk hayatta olaydı o savaş daha önce biterdi. Çünkü biz eğer o savaş Atatürk'ün sağlığında başlasaydı ben eminim biz müttefiklerin yanında harbe girmiştik. Hiç şüphem yok. Çünkü Atatürk'ün kafasında bir tek şey vardı. Hürriyetin olmadığı yerde insanlık yok. İnsanı insan yapan hür düşüncedir. Eleştirel düşüncedir. Atatürk buna izin vermeyen her gücün karşısındaydı. Bunu da açıkça söylemiştir. Bu savaştan sonra Amerika'nın getirmiş olduğu bazı sınırlamalar vardır Türkiye'ye. Bizim demir yollarımızın ortadan kalkmasının önemli sebeplerinden biri hatırlarsınız Marshall yardımıdır. Evet. Bu nasıl tesir ederdi Türkiye'ye? Ben eminim Türkiye'nin üzerinde bu tesirler olamazdı. Kimse Atatürk'e cesaret edemezdi. Demiryolu programını durdur demeye. Mümkün değildi. Dolayısıyla Atatürk'ün var olmuş olduğu bir Türkiye bugün eminim modern bir ülke olurdu. Şu ülkeye benzer, bu ülkeye benzer demek mümkün değil. Biz kendimize benzerdik. Büyük olasılıkla da Türkiye başka ülkeler için nasıl Atatürk mazlum insanlar açısından bir kurtarıcı, bir rol model olduysa Türkiye'de
başka ülkeler için şimdi oraya gelmek gelişmişliğiyle ve kalkınmasıyla bugün Orta Doğu'da gördüğünüz Orta Doğu'da gördüğünüz rezillik olmazdı. Birinci Dünya Savaşı'nın mirasıdır. Tabii. Ben bundan yaklaşık 10 sene evvel Edinburgh Üniversitesi'nde bir açılışa gittiydim. Biliyorsunuz Edinburgh Üniversitesi'nin görünürdeki rektörü Prens Philip'tir. Yani Elizabeth'in kocasıdır. Dolayısıyla Prens Philip geldi. Biz 6 kişi davet edilmiştik. Bir program yapıldıydı. Ve dendi ki bu 6 kişi program bittikten sonra bir çay partisi esnasında Prens Philip'e takdim edilecek. Ve 10 dakika kendisiyle sohbet edilecek. Prens Philip benim Türk olduğumu öğrenir öğrenmez ilk söylediği, size Orta Doğu'da iyi bir miras bırakmadık dedi. Ben de dedim ki, efendim dedim sizden duyduğuma çok memnun oldum dedim bunu dedim. Fakat dedim biz dedim başımıza gelene müstahakız dedim. Çünkü biz Atatürk'ten önce uyguladığımız politikalarla Orta Doğu'yu kendimize düşman etmişiz. Bakın bugün size yanlış yönlü şeyler anlatılıyor. Ben Suudi Arabistan'da bulundum. Libya'da bulundum. Bulundum derken turistlik yapmadım. Suudi Arabistan'da Aramco'nun yani Suudi Arabistan'ın petrol şirketinin danışmanıydım. Libya'da arazide çalıştım. Cebel Aktar bölgesinde arazide çalıştım. Orada benim çok dikkatimi çeken bir şey vardı. Halk Türk düşmanı. Yönetenler falan değil. Yönetenler nedir bilmiyorum. Deniyor ki efendim bugün bize Suudi ailesi bize karşı da hak bizdendir. Sakın inanmayın böyle bir şey yok. Halk bize düşman. Ben bir keresinde... Yani Osmanlı döneminden kalma bir kalma bir düşmanlık var. Evet. Çok ilginç. Tabii. Bir keresinde hocam Londra'da bir yemekteyim. Bir İskoçyalı banker hanımı Fatma. Suriyeli. Evet. Benim Türk olduğumu öğrenince kadın çıldırdı. Sizin bize ettikleriniz diye, sizin bize yaptıklarınız diye. Ve bu insanlar unutmayın. Atatürk ortaya çıktıktan sonra ülkeye bakışlarını değiştirmişlerdir. Filistin'de oturan bir Alman aile sık sık gelinip gidiliyor Almanya'ya. Tabii o zaman trenle. Diyorlar ki biz Türkiye'den her geçtiğimizde Türkiye birkaç yüzyıl ileri gitmişti. Birinci Dünya Harbi'nden sonra oluyor mu? Birkaç yüzyıl ileri gitmişti. Çünkü unutmayın Türkiye'nin nüfusu Kurtuluş Savaşı bittiği zaman 8 milyon. Köylü ekmek yapmayı bilmiyor. Anadolu köylüsü Mayalı ekmek yapmayı bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen paşalar var. Evet. Okuma yazma zaten. Gönderdiğiniz paşalar, Orta Doğu'ya vali olarak gönderdiğiniz adamlar Arapça bilmiyor. Halkla temas et. Bakın bir Lawrence canımıza okudu. Savun. Niye biliyor musunuz? Oxford Üniversitesi var da ondan. Sabun bilmiyor. Arap kültürünü biliyordu adam. Evet. Biz bunları öğrenmedik. Şimdi sizin sorduğunuz soruya geleyim. Atatürk olaydı ne olurdu? Bir kere bir cahiller topluluğu olmazdı. Bakın, bugün Muazzez Hocam dedi ki, bugünkü yönetim sanata düşmanlık ediyor. Efendim bilime düşmanlık ediyor falan. Ben böyle bakmıyorum. Bir laf vardır Türkçe'de. Kişinin takdiri iktidarıncadır. Yani kişinin değerlendirebilme gücü onun kendi entelektüel gücü kadardır. Tabii yok öyle. Adam cahilse ne yapsın? Sanattan haberi yoksa. Şimdi bakın. Muazzez Hocam başka bir şey daha söyledi. Dedi ki, Aziz Nesin bu milletin %60'ı aptaldır dedi. Ben daha fazlası aptaldır dedim dedi. Sonra pişman oldum. Dedi. Şimdi bakın bunlar hissi değerlendirmelerdir. Fakat ortada bir belge var. Ben geçen gün bunu yayınladım. Türkiye'nin IQ ortalaması 90.
Bu kabul edilebilir zekanın en alt derecesi. En altı. Yani 89 olsanız geri zekalısınız. Şaka değil. Ben inanmıyorum. Bu yayınlandı. Yalnız ama IQ... Bu insanların kabahati değil mi hocam? Şimdi bakın, ben IQ nasıl ölçülüyor, ona gelelim. IQ sizin sırf ananızdan doğduğunuz zaman beraber getirdiğiniz zeka değil. Görgünüz, çevrenizin size verdiği bilgiler, çevrenizin size öğrettiği bilgi değerlendirme becerisi. Bunların hepsi birlikten IQ'yu oluşturuyor. Eğer siz bir milleti kapatırsanız, bilhassa gene Muazzez Hoca çok önemli bir laf. Kadını kapatırsanız, kafanızı kapatmışsınız demektir. Çünkü çocuğu kadın yetiştirir evde. Suratını kapatan kadının çocuğunun kafası kapalı olur. Atatürk hiçbir zaman milletin inancına sataşmak niyetinde değildi. Sosyolojik bir olgudur çünkü. O doğru. Bakın ben hiçbir dine, hiçbir şeye inanmayan bir adamım. Atatürk öyle değildi. Atatürk batıl inançları olan bir adam ya. Halide Edip'i getirin diyor. O olmadan savaş başlamasın diyor. Öyle inançları var ama. Bir de ayrıca bilim ve fennin ışığında değerlendirildiğinde İslam en büyük dindir diyor. Evet. Ve Hazreti Muhammed yeryüzünün gördüğü en büyük insandır diyor Büyük Önder Atatürk. Bizim dinimiz diyor Atatürk'ün en ileri dindir diyor. Dinle, dinimizle, dindar insanlarımızla hiçbir sorunu olmadığı gibi Atatürk laikliği getirerek dinimizin gerçek boyutlarıyla öğrenmesini sağlamış, Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirmiş, tefsirini yaptırmış, hutbeleri Türkçe okutturmuş, Ramazan aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda hafızlarla Kur'an sohbetleri yapmış ve ilk dini yayını radyodan gerçekleştirmiştir. Yani gerçek dindarların önünü açarak onları dinden beslenen yobazların hurafelerle aldatmasından korumuştur dindarları. Dolayısıyla Büyük Önder'i değerlendirirken bu şekilde bakmak ve onunla ilgili olarak söylenen o yalanları da bir kenara elinizin tersiyle itmeniz gerekir. Hepsi yalan, hepsi iftira. Evet. Bakın Atatürk'ün bize verdiği bir mesaj var. Diyor ki, bir şeye inanacaksanız önce öğrenin. Size bilmediğiniz bir şeyi, anlamadığınız bir şeyi ezberletmek. Siz düşünün ki 7 yaşında çocuğa İtalyanca Tom Mix'i verin, ezberletin. Çocuğun ne işine yarar ya? Çocuğun okuyup anlaması lazım. Atatürk diyor ki ben kendi başına düşünen birey istiyorum. Karşısındakinin dediğine inanan kul istemiyorum. Birey istiyorum ki diyor. Ben de yanlış yaparsam paşam yanlış yapıyorsun diyecek adam çıksın. Bakın Atatürk dedik ya doktrin koymamıştır. Doktrin koyanlara antipatiyle bakmıştır. Ve kendi yaptığı hataları kendisine birisi gösterdiği zaman geri adım atmıştır. Hocam hatırlayacaktır. Türk tarih tezi. Türk tarih tezi ortaya çıktığı zaman Atatürk ne yapmıştır? 100 tane kitap bastırıyor. Türk tarihinin ana hatları. Onu bilirsiniz. 100 tane, ne hikmetse 150 tane de atlas basılıyor kitabın yanına. Tarih atlası. Bunları diyor uzmanlara dağıtın. Fikir almak istiyor. Benim diyor böyle bir fikrim var. Fikri uydurma değil. De Guignin kitabından çıkma. Böyle bir fikir var. Bunu değerlendirelim diyor. Kitaptan gelen reaksiyonlar hoşuna gitmiyor. Diyor ki bunu diyor uzmanlara soralım. Daha geniş yapalım. Türk tarihinin ana hatları, müsveddeleri. Hatırlar mısınız hocam? Böyle 30-40 tane etüt yapılıyor. Geri geliyor. Atatürk etütlere bir bakıyor.
Her biri şunu diyor Uğur abi. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz paşam. Muhakkak böyledir paşam. Atatürk diyor ki bir dakika beyler diyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Ben tenkit istiyorum bir daha diyor. Tekrar etütler yapılıyor. Gene beğenmiyor. Bir üçüncü defa 15 tane. Gene tatmin olmuyor. Çünkü kimse diyemiyor ki paşam zaten haliniz şurada çuvalladınız. İki kişi diyor. Fuat Köprülü, Zeki Veli Didoğan. Atatürk'e paşam dediğiniz doğru değil diyen Fuat Köprülü'ye Atatürk ne diyor? Gel diyor mebus ol, sana ihtiyaç var. Bakın. Evet. Evet. Bu evet. Müthiş bir şey. Müthiş. Fuat Köprülü diyor ki ya ben senin dediğine inanmıyorum diyor. Palavra diyor. Fuat gel mebus ol ne olur diyor. Sana 1946'da hocam hatırlayacaktır. Stalin Kars ve Ardahan'ı istediği zaman Köprülü diyor ki işte bunun için beni getirdi diyor. Ve biliyorsunuz meşhur 4 tane makale yazıyor. Stalin'in uydurma tezine yağcılık eden Gürcü akademisyenleri dünyada rezil ediyor Köprülü. Bravo. Stalin'in emriyle akademiden kovuluyor. Stalin öldükten sonra Rus elçisi geliyor. O zaman Köprülü Dışişleri Bakanı. Sayın Bakan diyor, diktatör öldü. Sizi tekrar seçmek istiyoruz diyor. Köprülü büyük bir nezaketle reddediyor. Rus Bilimler Akademisi'ni reddediyor. Ben oraya seçilen ikinci Türk'üm. Seçildiğim zaman, bunu alkışlayasınız diye söylemiyorum. Seçildiğim zaman yani bir zil takıp oynamadığım kaldı. Bu akademiyi reddediyor Köprülü. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi yaşayan tarih Muazzez İlmiye Çığ hocamızdan Cumhuriyet'in ilan edildiği günlerin atmosferini, coşkusunu, Büyük Önder Atatürk'e gösterilen sevgiyi, saygıyı anlatmasını rica edeceğim. Fakat ondan önce biraz güldürmek istiyorum sizi. Diyorlar ki Atatürk Latince harfleri getirerek kültürün devamını engelledi. Ne alakası var? Kültürün devamını engelledi. Engellenen kültürü size bir cümleyle özetleyeceğim. 1936'da Büyük Önder İstanbul Beyoğlu'ndaki Haşet Kitabevi'ne gidiyor ve Fransızca, matematik, geometri kitapları alıyor. Onları Türkçe'ye çeviriyor. Günümüzde kullandığımız pek çok terim onun çevirisiyle eğitim, öğretim dünyamıza giriyor. Ve şöyle bir cümleyi bakın nasıl çeviriyor. Bu ancak TRT'de spikerlerin okuyabileceği, çoğunun da okurken çuvallayabileceği bir cümle. İnşallah ben doğru okurum takılmadan. Müsellesin zaviyetan-ı dahiletan mecmu'u 180 derece ve müsellesi mütesaviyul adla zaviyeleri birbirine müsavi müselles demektir. Evet. Anlayan varsa elini kaldırsın. Hiç ben kimse anlamadı. Şimdi o Arapça, Farsça, Osmanlıca hepsinin karışımı. Şimdi ben Atatürk'ün çevirisini size aktarıyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen açıları birbirine eşit üçgen demektir. Eşit bu kadar üçgen. Basit. Evet. Bu kadar basit. Öğrenmeyi engellemiş mi, kolaylaştırmış mı? Takdir sizin. Evet. Evet hocam. Lütfen anlatın bize Cumhuriyet'in ilanını. Vallahi ben Cumhuriyet'in ilanında Çorum'daydım. Çorum'da demek ki 4. sınıftaydım. İlkokul 4. sınıf. Evet. Çok büyük, evvela şey oldu. Lozan Konferansı oldu. Onun büyük şenlikleri yapıldı. Babam öğretmen bizi işte sokaklara aldı, gezdirdi. Arkasından Cumhuriyet'in ilanı oldu. Toplar patladı. Babam bize izah etti ne olduğunu. Tabii bilmiyoruz biz çocuklar Cumhuriyet'in ilan edildiğini. Tabii bizler çok sevindik, şey yaptık. Yani o şekilde başladı. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben şeyde
1922'de biz Çorum'a gittik, kaçtık. Yani şeyde neydi onun ismi, bu savaş içinde, İnönü savaşları içinde kaldık. Oradan kaçtık Sakarya Savaşı ve oradan kaçtık Ankara'dan eşekler üzerinde ta Çorum'a gittik. Çorum'da işte orada kaldık. Çorum'da halam vardı falan. Şimdi oradan da 1924'te dönüyoruz, döndük. Şimdi o zaman... Nereye döndünüz ben hocam? Okuldaydım. 1924'te nereye döndünüz? Dönüşü anlatacağım. Hı. Şimdi giderken eşeklerle gittik. Orada okulda okuyorum. Bizim resimler var, fotoğraflar. Kızların, kız okulu. Hepsinin başı açık. Ben o zaman fark etmedim. Biz hepimizin başı açık. Ben şeyde biliyorum, Kur'an dersi okuyorduk sınıfta. Başıma örtü aldığımı hatırlamıyorum. Yani biz baş örtüyle Kur'an bize okutmadı. Hoca vardı, sakallı gelirdi, okutmadı. Sonradan, yani uzun zaman sonra düşündüm. O zaman daha Atatürk'ün kıyafet kanunu yok. Devrimler yapılmamış. Yok. Yani nasıl oldu bu? O zaman hatırladım. 1908'e, yani ikinci meşrutiyet olduğu zaman ilkokullar açılmaya başladı. Kız okulları, o zaman kızların başları açıldı. Osmanlı döneminde. O zaman başladı ve böylece Cumhuriyet'e girdiğimiz zaman ilkokul kızlarının başları açıktı. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman açıktı. Derken ben şeye geçtim. Bursa'ya geldik. Bursa'ya nasıl geldiniz diyorsun. Bursa'ya daha lüks geldik biz dönüşte. Şeyde kapalı araba, yaylı araba, altı yaylıydı. At arabası. Evet, arabayla geldik. Böyle Çorum'dan yaylı. Çorum'dan Bursa'ya. Efendim? Çorum'dan Bursa'ya. Çorum'dan hayır. Ankara'ya. Ankara'dan Bursa'ya. Ankara'dan şeyle, trenle Bilecik'e geldik. Bilecik'ten tekrar öyle arabayla Bursa'ya geldik. Yani o lükstü. Fakat enteresan, bir talikan derlerdi Bursa'da kapalı arabalara. Talikan. Biliyorsun, peki hiç ben, Atatürk'ü görmek, ben, büyük önderi görmek kısmet oldu mu hocam? İki defa gördüm ama şöyle. Birisi şeyken Rıza Şah Pehlevi geldiği zaman Eskişehir'de açık arabayla bizim evin önünden geçti. Ben gayet açık olarak, gayet böyle yavaş olarak geçti. Arkasında ne konvoy vardı ne bir şey. Ha onu soracaktım. Kaç koruması vardı etrafında? Yoktu vallahi koruma falan. Ben çarptım kaldım ya. Hiç koruma istemezmiş evet. Yoktu koruma falan. Öyle evimizin önünden geçti. Böyle gayet yavaş yavaş geçti, hızlı da değil. Böyle bugün gibi hatırlıyorum bunu. O ikincisinde Ankara'da bir toplantıda uzaktan gördüm. Yakından görmedim. Çünkü ben Ankara'ya geç gittim. O zaman da öğrenciydim. Atatürk'le temas etme imkanım olmadı. Olabilirdi belki, hocam vardı bilmem ne. Ama korktuk vesaire. Atatürk şimdi, hastaydı evet, zaten. Az önce Sayın Şengör hocamızın da ifade ettikleri gibi 20. yüzyıl iki dünya savaşının yaşandığı, blokların çeşitli ideolojilerle insanlara çok büyük acılar yaşattığı, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, imparatorlukların çöktüğü, onun yerine ulus devletlerin, milli devletlerin kurulduğu bir acılarla dolu çağ. Evet. Kara bir yüzyıldır. Kara bir yüzyıl. Ama o yüzyılın en ışıltılı gerçeği
Atatürk. Büyük önder Atatürk. Kesinlikle. Tek lideri. Kesinlikle. Oydu. Ve bakın ben burada bir saplama yapmak istiyorum. Bu biz kendi kendimizi avunuyoruz zannetmeyin. 24 Mart benim doğum günüm. 1923 tarihli Time dergisinin kapağına bakın. Kaç? Orada 24 Mart 1923. Çizik. Doğum günü. Ben 55'te doğdum tabii. Sakın aman hocam. Hayır. O kapağa bakın. Kapağın üzerinde Atatürk'ün kalpaklı, çok güzel bıyıklı bir resmi var. Altında Mustafa Kemal Paşa yazıyor. Fakat altında çok daha önemli bir şey yazıyor. Kendi efendisi olan bir Türk var mıdır? Ya şimdi... Niye onu anlamadım ben? Bakın sevgili yurttaşlarım, soruya bakın. Kendi efendisi olan bir Türk var mıdır? İçini açıyorsunuz derginin, cevap evet. Bu adam sayesinde. Evet. Bill Clinton'da yeni bin yılla ilgili konuşmasında hiç şüphe yok ki 20. yüzyılın tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Herkes söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu söylüyor. Ben şunu söylemek istedim. Buyurun hocam. Ya 1925'te hanımlar şapka giyiyordu. Resimleri var bende. Annemin arkadaşları, annem başı açık, şeyler yanında şapkalı arkadaşları. Yani 1925'te benim yaşımı büyütüp okula vermek istediler. Yaşımı büyütecekler. Babam gitmiş bir kadın şapkası almış bana. Şapka var. Yani en önemlisi şapka var. Şapka var, kadın şapkası çarşıda. Alıyor, getiriyorlar. Benim başıma, küçük çocuğum başına koca kadın şapkası giydiriyor. Beni mahkemeye götürüyorlar. Yaşım büyütmek için. Hakim gülüyor. Siz o zaman mı sevdiniz bu şapkayı hocam? Evet, o zamanlar. O zamanlar. Şapka alışkanlığı eski yani. Evet. Ne yani, güzel fotoğraflar onlar. O kadar. Sonra benim en şeyime giden. O zaman birdenbire kadın erkek beraber dışarıya çıkma. Ondan sonra tiyatrolara gitme. Birden adet oldu ya. Nasıl oldu bu? Ama tehlikeli değil mi? Kadınla erkekli, kızla erkekli bir arada olmak. Yani ben hala şaşıyorum. 1930 mesela 30 ben öğretmen oldum. 31'de öğretmenim. Tiyatrolara gidiyoruz, sinemalara gidiyoruz. Hele 33'te o şeyin Cumhuriyet'in 10. yılı. Allah'ım ne büyük şeyler oluyor, balolar. Bir şey, Eskişehir'de öğretmenim. Bir gecede 3-4 balo. Hadi biz gruplar halinde balolara gidiyoruz. Hayatımın yaşadığım yani en güzel zamanlar onlar benim. En güzel yıllar. İnanın vallahi ben çocuklarımı yaşatamadım benim genç kızlıkta. Doğru. O zaman yaşadığımı. Doğru işte benim neslim. Biz yaşadık. İnanın yaşatamadım. Ben nasıl biz her hafta toplanıyoruz, eğleniyoruz. Kadın, erkek, kız böyle gruplarımız var. Böyle çaylar yapıyoruz. Görme yani balolar oluyor, toplantılar oluyor. Eskişehir gibi bir yerde. Öyle bir şey. Bir sosyal yaşam. Şimdi aklım ermiyor ya ne kadar çabuk biz ona alıştık. Nasıl oldu bu işler?
Halkımız demek ki Atatürk'ün dediği gibi halkımız şeydi buna, teşneydi. Halkımız istiyordu böyle şeyleri. İstemese yapmazdı. Zorla yapılmadı bunlar. Tabii Atatürk inançları dolayısıyla başını örten hanımlarımızla hiçbir sorun yaşamamıştır. Kendi ayrıca, annesi ya. Gayet tabii kendi annesi, başı örtülü. Ayrıca ben Türkiye'de inançları nedeniyle başını örten hiçbir hanımın hanımla ilgili bir sorun yaşanmadığına inanıyorum. Herkes oldu. Saygılıdır buna. Türkiye'de sorun başörtülü hanımlardan kaynaklanmıyor. Beyni başörtülü erkeklerden kaynaklanıyor. Aynen, aynen, aynen. Bak şu şekilde. O zaman başörtü değil çarşaf vardı. O zaman çarşaf giyiyordu kadınlar. Hatta şöyle bir şey yapıyor. Vilayette valilere, emniyet müdürlerine diyor ki çarşaflı kadınlara ihtar edin, giymeyin diye. Bütün şey bu. Ceza yok, kanun yok, hiçbir şey yok. Kadınlara yalnız ihtar. Çarşaflarınızı çıkarın. Birer manto, bir başörtüsü yapabilirsiniz. Bütün kadınlar çıkarıverdi çarşafları. Başlarına bir örtü, öyle. Şimdi diğer taraftan Atatürk şöyle düşündü. İlkokulda kızlar başlarını örtmüyor. Bunlar üniversiteye, daha büyük şeylere, okullara gidecek. Başlarını örtmeyecek. Yarın öbür gün onların çocukları olacak. Onların da başlarını örtürmeyecekler. Böylece bir şey, memleketin halkı, kadınları yavaş yavaş çağdaş olacak. Dışarıya gittiğimiz zaman, yani dışarı memleketlere gittiğimiz zaman, o şey kıyafetlerle gidildiği zaman pis Türkler deniyor. Ama çağdaş bir kıyafete gittiğimiz zaman kim olduğumuz anlaşılmıyor. Bu çok önemli. Atatürk bunu yaşamış. Kaç defa pis Türk diye lafını duymuş kendisine. Sırf neydi onun ismi, fes, başına fes giydiği için. Yani peki, o istedi ki halkımız bu pis Türkler lafından kurtulsun. Normal diğer dünya insanları gibi olsun ve böylece yaşansın diye. Yani evet. Evet efendim. Sonra bir şey daha var. Evet, çok önemli. Laiklik çok önemli. Çünkü laiklik ilan yapıldığı zaman, yani başladığı zaman, konduğu zaman bu şey, annem benim çok yaşlı kadın, şimdi değil tabii o zaman, ama şeysiz okumamış bir kadın, hiç tahsil yok. Fakat çok şeyden, yani gözlem yapan bir kadındı. Rahmetli, dedi kızım dedi, fark ettin mi dedi bana. Atatürk dedi, laiklik deyince dedi, millet dinini bırakıverdi dedi. Sanki de dininizi bırakın dedi onlara dedi. Hiç bu lafı alakası unutmuyorum. Yok halbuki. Hiç bu lafı unutmuyorum. Yani laikliği maalesef bizim başbakanımız bilmem ne hepsi dinsizlik diyor. Dinsizlik değil. Bilakis hakiki inançlı insanların şeyidir, yardımcısı. Bence hakiki inançlı insanlar. Hakiki inançlı insanlar hiç kimsenin herhangi bir şeyine şey değildir. Yani inancına saygısız değildir. İnançlarına hiç karışmaz da kendisini de karıştırmaz. Böylece gider laiklik budur. Şimdi efendim
dükkanlar şeyler kapanıyor, içki yasaklanıyor bilmem ne. Bu laikliğin tam aksine. Tam aksine. O zaman birdenbire laiklik olunca lokantalar açıldı bilmem ne. Herkes serbest her yere gidiverdi. Ya ne bu 15 yıl içinde nasıl oldu bu? Onu hocama soracağım şimdi. Hocam Büyük Önder muzaffer bir komutan, çok başarılı bir asker ama her zaman barışı savunan bir asker. Hep gönlü barıştan yana. Ayrıca devlet kurucu, politikacı, devrimci, fikir adamı, edebiyatçı, dilci, yazar ve hatip. Ayrıca çok güçlü ve kararlı bir eylem adamı. Sizce Atatürk'ün en belirgin, onu en öne çıkartan özellikleri hangileri? Akıllı adam. Bir tane özellik. Ne? Akıllı adam. Akıllı yok. Adam. Bakın. Ben akıllı değil. Uğur abinin bana sorduğu soruyu kendim yıllar önce kendime sormuştum. Şunu diyorum, işte Atatürk'ü biz öğreniyoruz. Çok büyük adamdı, çok büyük işler yaptı. İşte Türkiye'ye çok faydaları oldu. Efendim imkansız işleri başardı. Bütün dünya büyük saygı duydu. İyi güzel de be kardeşim, nasıl yaptı bu işleri? Şimdi siz o zamanki Türkiye'ye bakıyorsunuz, özellikle arkadaşlarına bakıyorsunuz. Yani Atatürk düşmanlarını bir tarafa bırakın o zamanki. O zamanki arkadaşlarına bakın. O zamanki arkadaşlarını benim kanaatime göre, öğrenebildiğim kadarıyla en iyi anlatan kitaplardan bir tanesi Armstrong'un The Grey Wolf'udur. Bozkurt kitabıdır. Orada şunu öğreniyorsunuz. Atatürk yaptığı bazı işleri yaparken arkadaşları sayesinde değil, onlara rağmen yapıyor. Şimdi onlara rağmen yaparken bu arkadaşlarını tehdit mi ediyor? Hayır. Korkutuyor mu? Hayır. Hayır. Bu arkadaşlarıyla uzun uzun tartışıyor. Ve onlara şunu gösteriyor. Bakın beyler diyor. Karşımızda bir sorun var. Bu sorunun çözümü için yol arıyoruz. Gelin bu yolu tartışalım. Kendisi bir teklif yapıyor. Sonra bakıyor ki kendi yaptığı teklifi çürütecek adam çıkmıyor. Eskişehir, Kütahya muharebelerini hatırlayınız. Biz bu muharebeyi kaybettik Kurtuluş Savaşı'nda. Bu muharebe İsmet İnönü tarafından yönetilmiştir. Ve biz bu muharebeyi kaybettik. Atatürk'e haber veriliyor, Atatürk cepheye gidiyor. Geliyor karargâhta, İsmet Paşa çok moralman yıkılmış. Atatürk'ü karşılıyor, karşısında görünce Atatürk'ü, her şey bitti diyor. Atatürk gülümseyerek bakıyor. Deja kazandın diyor. Deja Fransızca şimdiden demek. Şimdiden kazandın diyor. Anlamadım. Herhalde İnönü bakıyordu, ne diyor bu herif diye. Harp kaybetmişiz ya. Atatürk ne diyor bu herif düşüncesi daha şekillenmeden haritalar açın diyor. Haritalar açılıyor. Bakıyor haritaya. İsmet diyor, orduyu Sakarya'nın gerisine çekin diyor. Orduyu Sakarya'nın gerisine çekin demek, orduyu 100 kilometre geri çekin demek. İsmet Paşa birden, aradaki halkı kime bırakacağız diyor. Atatürk diyor ki, peki İsmet ne yapalım diyor. Cevap yok. İtiraz var, cevap yok. Atatürk diyor ki, bak İsmet kafanı kullandı. Ben diyor 100 kilometre nereye çekiliyorum diyor. Kendi vatanımın içine çekiliyorum. Papulas diyor 100 kilometre peşimden gelecek diyor. Nereye gelecek diyor. Benim halkımın içinden geçerek gelecek diyor. Morali bozulacak diyor. İkmal yolları uzayacak. Bizim memlekette yol mu var diyor. Yunanlı neyle nakledecek silahını diyor. Bırak gelsinler diyor. Ben onları vatanın harimi İsmet'inde boğacağım. Şimdi bakın bu kulağımıza çok güzel gelen bir laf ama bu çok bilgili bir askerin lafı. Atatürk Marşal Kutuzov'un yaptığını yapıyor. Napolyon'u biliyorsunuz ilk yenen Marşal Kutuzov'tur. Marşal Kutuzov, Napolyon Grand Army ile Rusya'ya saldırıyor, müthiş bir ordu. Genç generaller
Diyorlar ki vatanımızı ezdirmeyelim. Hayır diyor Kutuzov, bırakın gelsin diyor. Napolyon geliyor. Moskova'ya geliyor. Kutuzov diyor ki bırakın gelsin diyor. Generaller kuduracaklar. Yahu diyorlar vatanın içine girdi. Bırakın girsin diyor. Biliyor ki her adımda büyük ordu eriyor. Napolyon'un ordusu. Ondan sonra Borodino'da bir vuruyor. Napolyon ordusunu bırakıp kaçıyor. Ondan sonra genç generaller Kutuzov'a diyorlar ki, ya diyorlar ne yaptığını şimdi anladık. Sen diyorlar Napolyon'u vatanın içine girerken yenmeye başladıydın. Atatürk bunu yapıyor. Bırak gelsinler İsmet diyor. Sakarya'ya geliyorlar. Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor. Fevzi Paşa orada, İsmet Paşa orada. Haberler geliyor cepheden. O tepe düştü, bu tepe düştü. O tepe düştü, bu tepe düştü. En sonunda diyorlar ki efendim Çaltepe düşerse harbi kaybettik. Biraz sonra sabah haber geliyor. Çaltepe'de düştü efendim. Bir subay bu haberleri falan veriyor. O zaman Atatürk düşünüyor. Biz ne yapıyoruz? Bakın. Biz bir hattı müdafaa ediyoruz. Bir çizgiyi müdafaa ediyoruz. O zamanın askeri bilgisi, askeri tekniği bu. İki hat karşılıklı gelir, birbirleriyle çarpışırlar. Hatlardan biri yarılırsa, cephenin uzunluğuna mütenasip bir miktar ordu geri çekilir ki, ricat yani kaçma olmasın, ordu düzenli bir şekilde geri çekilsin. Şimdi, Atatürk de aynı kitapları okuyarak kurmay olmuş, Papoulas da aynı kitapları okuyarak kurmay olmuş. Atatürk düşünüyor, ya buna ne lüzum var? Niye diyor biz diyor Ankara'ya kadar geri çekilelim. Hemen bir emir çıkartıyor. Her cüz'ü tam, yani her birlik müdafasını tekrar kurabildiği yere kadar geri çekilsin. Orada müdafaaya devam etsin. Yanındaki birlikler ne yapıyor bakmasın. Bu emir gidiyor. Bir kere bizimkilerin dahi kafası almıyor bu emri. Ne zırvalıyor bu herif diyorlar. Cephenin birliği bozuluyor. Yunanlılara bu haber gidiyor. Efendim cephe şuradan yarıldı. Cephe şuradan yarıldı. Şimdi Papoulas diyor ki tamam işte buralardan yarıldı cephe. Şimdi Türkler şu kadar geri çekilecekler. Herif bir gün bekliyor, iki gün bekliyor. 22 gün sürmüştür abi. Dünyanın en uzun meydan muharebesidir. Haber gelmiyor ya, Türkler çekilmiyor. Bir birlik çekiliyor oradan, bir birlik çekiliyor buradan. Falan. En sonunda Atatürk kaburgaları kırık yatıyor. Bir binbaşı geliyor. Paşam diyor, işte bu Eylül'ün içinde olan bir olay, işte son şeyleri getirdim diyor. İstihbarat raporlarını getirdim. Yunanlılar diyor, birlik getiriyorlar. Savaşı kaybediyoruz. Atatürk yattığı yerden binbaşıya diyor ki, bir daha oku diyor. Binbaşı raporu bir daha okuyor. Şimdi bak diyor, İsmet Paşa orada uyuyor diyor. Uyandır, zaferini tebrik et. Şimdi binbaşının haleti ruhiyesini düşünebiliyor musunuz? Herhalde delirdi bu herif demiştir. Yani ben rapor getiriyorum, yeniliyoruz diyorum. O da diyor ki git paşayı uyandır, zaferini tebrik et. Gidiyor İnönü'yü uyandırıyor. Paşam zaferinizi tebrik ederim deyince İnönü ne oldu diyor. Bilmiyorum paşam diyor, paşa emretti. Atatürk diyor ki Fevzi Paşa Hazretleri neredeler diyor. Odasındalar efendim, çağırın diyor. Unutmayın Fevzi Paşa'nın rütbesi yüksek Atatürk'te. Atatürk'ün de Sakarya'da rütbesi falan yok. Sivil idare ediyor. Halbuki asker değil çünkü o zaman istifa etmiş. Fevzi Paşa geliyor. Neredeydiniz Paşa Hazretleri diyor. Fevzi Paşa diyor ki odamda Kur'an okuyordum diyor. Niçin diyor Atatürk savaşın ortasında. Her şeyi kaybettik diyor. Allah'tan seni diyor bize bağışlamasını niyaz ediyordum diyor. Aman paşam diyor Atatürk. Bir yanlış anlama var ortada diyor. Biz diyor savaşı kaybetmiyoruz. Bakın diyor binbaşım okudu raporları diyor. İsmet uyuyordu ama ben dinledim diyor. Papoulas diyor, birlik getirmiyor diyor. Papoulas birlik kaydırıyor, geri çekiliyor diyor. Bunu diyebilmek için sevgili yurttaşlarım, bütün cephenin birlik birlik kafanızda olması lazım. Her Yunan birliği nerede, her Türk birliği nerede, kafanızda ezberinizde olması lazım. Binbaşı raporu yazan adam bunu yorumlayamıyor. O okudukça Atatürk'ün kafasındaki harita değişiyor. En sonunda Atatürk diyor ki Papoulas geri çekiliyor. Aha diyor. Herifin asabı bozuldu.
Atatürk'ün şeyi tuttu. Oyunu tuttu. Ondan sonra aman bunlar bir seviniyorlar. Tamam diyorlar işte hani burada kalalım. Direndik. Atatürk İsmet diyor. Yarın taarruza kalkıyoruz. Deyince İsmet Paşa fırlıyor yerinden. Delirdin sen. Neyle saldıracağız? Subayların 1/3 şehit. Askerin 46%'sı kaçtı. Neyle saldıracağız? Atatürk gülüyor ya. İsmet diyor. Savaş burada kazanılır diyor. Papulas burada kaybetti diyor. Yarın vuruyoruz diyor. Ben anlamıyorum. Efendim, bu laflar güzel fakat gerisini dinleyin. Atatürk, ertesi gün bizimkiler bir bakıyorlar Yunanlılar tüymüş. Kütahya Eskişehir hattına çekilmiş herifler. Halbuki bir vursalar Ankara'ya girecekler. Atatürk Ankara'ya gidiyor. Bir arabamız var, Ford otomobil. Bir tek Atatürk'ün arabası var, herkes faytonla dolaşıyor. Çankaya'ya giderken karşıdan bir fayton geliyor. İçinde Yakup Kadri, Ruşen Eşref. Fırlıyorlar faytondan. Atatürk'ü kucaklıyorlar. Ruşen Eşref diyor, paşam diyor. 400 yıldır ilk defa meydan muharebesi kazandık diyor. Şimdi bunlar seviniyorlar. Atatürk'ün kafası orada değil. Bana bak, Ruşen diyor. Cebinden bir defter çıkartıyor. Bu muharebede 3 şey öğrendim diyor. Bunlar diyor, benden sonra tabiye derslerinde yani askerlik derslerinde okutulacaktır diyor. Adamı ilgilendiren savaşı kazanmış olmasından ziyade yeni bir şey keşfettim diyor. Onu diyor bu deftere yazdım. 3 madde. 1. madde meşhur hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. 2. madde savaş ekonomik bir zaferle takip edilmezse hiçbir işe yaramaz. Bir de 3. var. Ruşen Eşref diyor ki, o 3. neydi? Unuttum diyor. Çünkü o kadar biz şifahi bir milletiz ki aklına gelip not etmemiş. Sonra da diyor, paşa vefat ettikten sonra o kırmızı kaplı defter çıkmadı diyor. Atatürk'ün ilgilendiği şeye bakın. Harp oluyor. Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Bizimkiler korkudan altlarına ediyorlar. Çok güçlü bir ordu var karşınızda. Bir toplantıda Atatürk diyor ki, ya çocuklar diyor, ben bakıyorum buralara da diyor. Bu topraklar kültürel olarak çok zengin diyor. Şu savaşlar bitsin diyor. Bizim diyor bir kültür umum müdürlüğü kurmamız lazım. Ötekiler daha lan kazandık mı kazanmadık mı diye bakarken o kafada harbi bitirmiş. Ya bizim bir kültür umum müdürlüğü lazım. Şimdi bakın Atatürk'ü Atatürk yapan budur. Hedefi koymuş. Yolunu çizmiş. Fakat her adımda çizdiği yol doğru mu değil mi kontrol ediyor. Arkadaşları ikaz ediyorlar bazen. Ha haklısın diyor. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir 5 dakika daha. Müsaade var hocam mı? Ben şimdi bunu sormak istiyorum. Kamerayı da tutayım. Dahi diktatör Celal Şengör hocamızın yazdığı bu kitap Büyük Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da yayın evlerinde olacak, kitap evlerinde olacak. Ben niçin ismin dahi diktatör olduğunu sormak istiyorum. Memnuniyet, çok teşekkür ederim. Diktatör mü Atatürk? Dahi evet. Diktatör. Evet, kesin. Aa. Yani bakın, gene şunu diyeyim size. O Armstrong'un kitabını okuduğunuz zaman, Armstrong'un kitabının alt başlığı şu. Bir diktatörün içten bir incelemesi. Bir başlık atmış. Kitabın yayınlandığı tarih 1932. Ama gönlünde de oraya geleceğiz. Var. Oraya geleceğiz. Evet. Şimdi kitabın yayınlandığı tarih 1932. Arkadaşları da yasaklatıyorlar kitabı. Türkiye'de yasaklanıyor kitap. Atatürk müthiş kızıyor. Getirin ya şu kitabı. Ne diyor bu adam diyor. Atatürk tanıyor adamı. Beraber olmuşlar. Adam kitabın başında diyor ki ben bu kitapta diyor yazdıklarımı eğer diyor bizzat görmediysem Mustafa Kemal bizzat anlattı bana bunları. Atatürk okuyor kitabı yahu diyor adam az bile söylemiş diyor.
Keşke diyor biraz daha geleydi de gerisini de ben anlataydım diyor. Şimdi bakın Uğur abinin sorusuna geliyorum. Atatürk diktatör müydü? Hiç şüpheniz olmaz. Ama Sezar'la başlar diktatörlük biliyorsunuz resmi rütbe. Hocam 30 saniye sonra reklama giriyoruz. İsterseniz reklamdan sonra konuşalım. Konuşalım peki. Reklamda hemen peki. Reklama girse 30 saniye çünkü az bir zaman demektir. Fakat siz size şunu anlatacağım. Siz yine de toparlamaya çalışın. Şunu anlatacağım size. Atatürk hiçbir kararını meclis okey demeden uygulamaya koymamıştır. Ama o meclise de okeyi dedirtmiştir. Bu akıllı bir diktatördür. Bütün istediklerini yaptırtmıştır. Meclise de yaptırtmıştır. Halka ama da yaptı. Silah zoruyla değil. Bir de yaşadığı yüzyılın dönemin gereği bu. Ulus devletler yeni kuruluyor. Evet. Ve Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri üzerinden ve savaş yorgunu bir cahil millet bir olarak toplum. Çıkıyor. Evet. Felaket bir eğitimsiz toplum. Eğitimsiz bırakılmış ve onun belli bir düzeye gelebilmesi için Büyük Önder'in devrimlerine ihtiyaç var. Reklamdan sonra müsaade ederseniz bununla ilgili bir şey anlatacağım. Fakat tekrar ediyorum. Atatürk'ün hiçbir kararı yoktur ki meclisin altında imzası olmaz. Tabii. Hep şunu söylüyorum. Savaşta başkumandan yapmak istemiyorlar. Arkadaşları diyor ki ya şu meclisi def etsin. Buna diktatör demiyor. Ayrıca, hayır diyor. Ayrıca hocam iki siyasi parti Halk Fırkası'nın dışında iki siyasi parti kurma girişimi var. Evet. Fakat Kurtuluş Savaşı'nda bile muhalefet var. Diktatör arkadaşları demez. Diyorlar ki ya susturalım şu herifleri sakın diyor. Onu bana bırakın diyor. Hasta haliyle bir gün didişiyor bunlarla. Bir gün mecliste sürekli her birinin bir gün önce söylediğini ezbere söylüyor. Bak diyor Şükrü Efendi sen şöyle demişsin cevabı veriyor. Ziya Efendi sen şöyle demişsin cevabı veriyor. Reklamlara giriyoruz hocam. Çok teşekkürler. Şimdi bir kısa reklam arası sevgili seyirciler.